başlattın mı? Öyle hepsini sıvı. Evet, Sayın Talia Hanım, yine hayır köprünüzü, hayır kervanınıza yüklediğiniz güzel, değerli çocuklarımızın hediyelerini getirdiniz. Bu mutluluk adına ne söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim, çok heyecanlıyım, çok duyguluyum. Ben Asıl Erzurum'un Dadaş'ım. Tabii ki bütün çocuklarımızın ama ben tabii ki gücüm yettiği kadar başka ilçelere, illere de yapmaya çalışıyorum. Ama tabii öncelikle ağırlık kendi vatanım, kendi insanım, kendi çocuklarımız. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Ben bu 5. yıldır Erzurum'a geliyorum. Erzurum olduğum için biraz daha ağırlık oluyor tabii ki. Kardeşlik damarı olunca biraz. Buraya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum. Aslında bu sene hiç aklımda yoktu. Pandemiden dolayı yapmayı düşünmüyordum. Fakat biraz işte Erzurum'da ablam rahatsız olduğu için gelmek zorunda kaldım. Gelmişken de yine insan bu işe bulaştığı zaman, bu öyle bir şey ki haca gidiyorsunuz böyle durmadan sizi tekrar Kabe'ye çekiyor ya. Aynı bu işte böyle. Yani yaptıkça yaparsınız geliyor. Keşke daha çok yapabilsek, daha çok her yere ulaşabilsek. Elimizden geldiği kadar oğlum, ben, kızım, işte birkaç arkadaşım da destek oluyor. Antalya'dan bile bana destek olan Hakan Bey var. Annesi Muazze Hanım var. Nil Hanım var. Oğlumun arkadaşları var. Kızımız, oğlumun arkadaşı var, Tülay Hanım. O destek oldu. Ne diyeyim yani, isimlerini sayamayacağım. Beni çok seven bir arkadaşlarım var. Tabii Erzurumlu değil bunlar ama bunlar benim sayemde Erzurumlu oldular. Ben buraya geldiğim zaman onlar da sağ olsunlar beni teşvik ediyorlar. Talia Hanım işte bizim adımıza da işte 5 çift al, 10 çift al, şöyle yap, böyle yap. Biz de bu işe destek olalım diyorlar. Onlar da çok mutlular. Ben de işte geliyorum burada bu kutlu yolda devam etmek istiyorum. Bu arada da bu sene de Erzurum'un her ilçesine gidiyorum. Kars'a kadar ulaşıyorum. Nerede ihtiyaç varsa oraya elimin yettiğince ulaşmak istiyorum. Bu sene de Sayın Sancaktepe Dernek Başkanımız Erzurumlu Hanifi Başkan Bey'imiz, Hanifi Çelebi Başkan Bey'imiz Erzurum'da tesadüfen rastladım kendisine. Talia Hanım gel bu sefer biraz da dedi İbrahim Erkal'ın memleketine, Narman'a yap dedi. Ben de olur başkanım çünkü İbrahim Erkal benim için çok değerliydi, çocuklarım ve benim için. Benim manevi öz kardeşim gibiydi. Kendisini çok seviyordum. Çocuklarım da onu öz dayısı gibi seviyordu. İbrahim Erkal biz İstanbul'dayken sürekli beraberdik. İnanın ki o İstanbul'da vefat ettiği zaman ben İstanbul'da sahipsiz kaldım zannettim. Gerçekten kendisini Allah gani gani rahmet etsin. Nur içinde yatırsın. O kadar değerliydi ki bizim için. O da bize çok değer veriyordu. Biz de ona çok değer veriyorduk. Halen içimizdeki o acısı sızısı devam ediyor. Çocuklarım da ben de gerçekten çocuklarımı da eşini de her zaman anıyorum ve her zaman görüşüyorum. Gücüm yettiği kadar bağrıma basmak istiyorum onları. Hele o küçük Elif Su'yu o kadar çok seviyorum ki yavrum beni gördüğü zaman hala diye peşimden koşması, kucağıma gelip atlaması beni daha çok duygulandırıyor. İşte bu senede sadece Narman için bu kadar. Biraz Narman'ı İbrahim Erkal'ın anısına. Başkanım maşallah ne kadar güzel. İbrahim Erkal'ın anısını yapmak istedim. İbrahim Erkal'ın okuduğu Summani Baba ortaokulunda okumuş. Summani Baba ortaokuluna İbrahim Erkal'ın okuduğu okula gidip onu anıp ona dualar etmek istiyorum. Bu arada bana buraya geldiğim zaman Hediye Hanım da çok destek oluyor, halamın kızı. Kendisi beni hiç yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyorum ona. Yardım ediyor bana, benimle koşturuyor. Ya Narman'a da beraber gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Sağ olsun Hanifi Başkan Bey'imiz de Kaymakam Bey'le gittik, tanıştık. Kaymakam Bey de gereken desteği vereceğini, araç yollayacağını söyledi. Milli Eğitim Müdürü ile irtibata geçtik. Milli Eğitim Müdürü de Kaymakam Bey de Narman Milli Eğitim Müdürü ve
kaymakamı. Sağ olsun bize çok destek oldular. Pazartesi günü bize araç yollayacaklar. İnşallah Narman'a gideceğiz. Evet, bu sefer okullar açık olmadığı için çocuklarımızı evet ulaşmaya çalışacağız. Hediyelerimizi vereceğiz. İnşallah mutlu eder, ayaklarını ısıtırız. Sadece ayakkabı değil, tabi bu arada biraz işte bot, mont, eşortman, bere atkı, pijama, bunları da götüreceğiz. Çok mutluyum. Erzurum'a geldiğimiz zaman da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey olsun, Hasan Şahin Bey olsun, Osman Akgül Bey olsun, bütün Büyükşehir Belediye ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize buraya geldiğimiz zaman gerçekten çok misafirperverlik yapıyorlar, ilgileniyorlar, gereken ilgiyi, desteği gösteriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Narman'dan sonra da Erzurum okullarına ulaşmaya çalışacağım. Burasını Narman'a götürüyorum. İbrahim Erkal'ın rahmetinin anısı için. İnşallah hepimiz bu haberi dinleyen herkesten bir Fatiha İbrahim Erkal'ın ruhuna rica ediyorum. İnşallah nur içinde yatar. İnanın ki çok duygulandım. Ben çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan, dadaş olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımızı da çok seviyorum. Gücüm yettiğince yapmaya çalışacağım. İnşallah ömrüm yettiğince bu işi çocuklarımla beraber, arkadaşlarımla beraber yapmaya çalışacağız. Böyle işte. Desene. İstanbul'daki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Belgin Hanım'a, Tülay Hanım'a, Aysun Hanım'a, Hakan Bey'e, Mehmet Bey'e, oğluma, kızıma, onuruma, gururuma, isimleri onur ve gurur, onuruma, gururuma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Bana destek, benim yanımda olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bu kutlu yolda, inşallah Allah beni bu kutlu yolda canımı alacak. Ölene kadar, son nefesime kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Gücüm yettiği kadar. Çok şükür Erzurumluyum, mutluyum. Türkiye'deyiz. Vatanımızı çok seviyoruz. Allah vatanımızı, milletimize zeval vermesin. Hükümetimize de zeval vermesin. Böyle mutluyuz işte.